geldik disakkaritlere. Disakkarit iki monosakkaritin birleşerek aralarından bir su çekilmesiyle oluşan moleküllerdir. Arkadaşlar, iki monosakkarit glikozit bağı adı verilen bir bağla birleşir. Bu glikozit bağı iki monosakkarit arasında görülür. Küçük moleküllerin bir araya gelerek daha büyük molekülleri oluşturmasına ve reaksiyon sırasında su açığa çıkarılması olayına dehidrasyon büyük moleküllerin yapılarına su katarak kendisini oluşturan monomerlere yani yapı taşlarına parçalanması olayına ise hidroliz adını veriyoruz. Tekrar ediyorum küçük moleküllerden daha büyük moleküller oluşurken su açığa çıkarılma olayı dehidrasyon tam tersi büyük moleküllerin yapılarına su katarak kendisini oluşturan monomerlere parçalanmasına ise hidroliz adını veriyoruz. Disakkaritler incelendiğinde iki glikoz bir araya geldiğinde oluşan çift şekerin adı maltoz. Maltoz için hemen B harfi ve ünlem. Ne demekti B? Bitkisel. Yani sadece ve sadece bitkisel organizmalar yani bitkiler maltoz yapabilirler. İki glikoz birleşti bir su açığa çıktı. Tam tersi bir maltoz ancak bir tane suyla hidroliz edilebilir demek istiyoruz. Glikozla fruktoz birleştiğinde arkadaşlar sükroz yani sakkaroz oluştu. Aslında bu bizim bildiğimiz pancar şekeri. E dolayısıyla bu da yine sadece ve sadece bitkisel organizmalarda bulunan bir çift şekerdir. Glikozla galaktoz birleştiğinde ise laktoz yani süt şekeri. Şimdi arkadaşlar bir canlının laktoz sentez genini bulundurması bize bazı olaylar hakkında fikir verecektir. Örneğin laktoz sadece ve sadece memelilerde bulunan bir maddedir ve memelilerde buraya baktığımızda süt şekeri geni bulunmak zorundadır. Çünkü bir canlının memeli olması yavrusunu sütle beslediği anlamına gelecektir. Peki bir laktozu parçalamak istiyorsanız o zaman yine bir tane ne kullanacaksınız? Su kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda en çok yanılgılarımızdan bir tanesi şu. Deriz ki biz dehidrasyon tanımında İki monosakkaritin birleşerek bir mol su kaybıyla oluşan olay yani dehidrasyon sentezi hidrolize tam tersi demiştik. Yani eğer siz bir polisakkarit sentezlemek istiyorsanız örneğin nişasta sentezlemek istiyorsanız en sayısına yüz dediğinizde nişasta sentezleniyorsa eğer buraya baktığınızda arkadaşlar nişasta sentezinde oluşan su sayısına ise 99 diyeceksiniz. Çünkü n eksi 1 burada oluşan su sayısıdır. Ama lütfen dikkat edelim. Disakkaritler o şekilde oluşmayacaklar. Disakkarit sadece iki monomerin birleşmesi. Yani örneğin bana dese ki soruda 50 maltoz sentezinde kaç su oluşur? O zaman biz hemen şöyle yapmalıyız. İki tane glikoz birleştiğinde bir tane maltoz oluşur ve bir maltoz oluşurken de bir tane su açığa çıkar. O zaman biz 50 1 falan demeyeceğiz ya da elinin yapısına katılan 100 tane glikozu saymayacağız. Ne diyeceğiz? O zaman 50 maltozun oluşabilmesi için 100 tane glikoz birleşmiştir ama 50 50 birleşmiştir. Dolayısıyla da 50 su açığa çıkacaktır diyeceğiz. <laughs>